Muhallebisi çok ya. O da çok yoğun geliyor yani. Hani az cıramı soluk şeyini kaybetmiş özelliğini tatlı. Kahve. Yoksa bence evet. Kıvamı, formu evet. güzel muhallebinin. Lezzeti evet. de güzel. Hı-hı. Şöyle yapsaydınız, kenarlarına kedi dili dizseydiniz hafiften kenarından. Öyle ortasına yapıyorlardı. Evet evet öyle de çok muhallebi gördüm çünkü. Koyuyorlar. Aynen. Etrafına görüntü evet. olarak da böyle gözüküyor. Mesela ben şöyle kaşığı alsam direkt kedi dili çıkacak. Artık açık oylamaya geçme vakti. Buyursunlar, haftanın ilk puanları geliyor. Ben 7-8 bekliyorum arkadaşlardan. Onluk bir menüm yoktu. Evet yani yemeklerin şeyi açısından söyleyeyim, gidişatı açısından. Eksiklerim tabii ki vardı. Altında verirlerse eğer, bugün bana ne yaptılarsa, kim ne yaptıysa, aynısının 10 katını yapmasam benim adım da Zeynep değil. Evet, haftaya başladık. İlk yarışmacımızın performansını izledik ve tattık bile. Şimdi ona puan verme zamanı. Eksik bir durum yok. Dolayısıyla 3 ila 10 arasında bir puan kullanacaksınız. Ben de sizlere yeniden menüyü hatırlatacağım. Buyursunlar sevgili yarışmacılar, açınız. Birbirinize bakmadan bir yandan yazın, bir yandan da düşünebilirsiniz. Evet, buyursunlar. İlk olarak kerevizli havuç çorbası ile başladı Zeynep'in menüsü. Ara yemek olarak falafel geldi. Tahinli süzme yoğurtu yatağı üzerinde. Ana yemeği Zeynep'in lazanyasıydı. Ona kajulu yeşil salata eşlik etti. Son olarak da kupta tiramisu tatlısı yedik Zeynep'ten. Tatlı olarak kapanış yemeğiydi. Bakalım haftanın ilk puanları nasıl olacak? Evet, herkes yazdı gördüğüm kadarıyla. Değiştirmek isteyen var mı? Puandan emin olmayan, tereddüt yaşayan. Haftanın ilk günü, yani her gün hakkaniyetli ve adil puanlar istiyor sizden ama haftanın ilk günü birazcık daha heyecan oluyor, şaşkınlık oluyor, anlayamadığınız şeyler oluyor. Hoş, ekibimiz de anlatıyor ama yine de ben de bir sorayım. Var mı tereddütü olan? Yok. Ben tereddütlüyüm. Öyle mi? Lütfen evet. değiştirebilirsin Efe eğer istiyorsan. Efe emin değil, olabilir. Sizlerden de varsa eğer Efe gibi emin olmayan değiştirebilir. Sonrasında artık değiştirmek için çok geç oluyor. Kapatabilirsin yazdıysan. Tamam mısın şu an? Hı hı. Peki. Yoksa başka değiştirmek isteyen? Dönüyorum yarışmacıma. Zeynep, kaç puan istiyorsun bakalım yemeklerine? Ben en az 7-8 bekliyorum. 7-8 bekliyorsun. Çünkü uğraştırıcı bir menü vardı. Hani ara sıcakta da, ana yemekte de bir şey hazır kullanmadım. Yani şey haricinde. Birçok şeyi kendim yaptım, uğraştırıcı şeyler yaptım yani 7-8 bekliyorum. 7-8'in altında beklemiyorum ve bugün ilk günü olmasından da kaynaklı arkadaşların bir daha düşünmesini istiyordum. Düşündüler, değiştiren umarım Efe oldu. İyi bakın. Düşünmüşsünüzdür. Değiştirme yapabiliyor muyuz? Daha şu an ne dedim? Yok, herkes yazdıktan sonra değiştirmek isteyen var mı diye 5 kere sordum Esra. Yok haklısınız, ona bir şey diyemem. Haklılık tartışması değil, benim haklı olmam önemli değil. Daha şimdi sordum, değiştirmek isteyen var mı, değiştirmek isteyen var mı, sonra çok geç oluyor dedim. Yarışmacıma döneyim o zaman demedim mi? Geçti. Ben sizin inisiyatifinize bıraktım. Benim inisiyatifim değil işte tatlım, kural bu. Ben tamam. İlk güne şey olması lazım Zuhal Hanım'a. Ne olması lazım? İlk gün gerçekten... yok canım. Hayır çok şey yapıyorlar gerçekten. İlk gün bakın hep... Ama ben ya 10 dakikadır konuşuyorum ya. Arkadaşlarım söylüyor, ben üstüne basa basa söylüyorum. Artık yarışmacıya döndükten sonra kapağını değiştirme faslı. Lütfen biraz daha dikkat, konsantrasyon. Değiştiremezsiniz artık, çok geç. Evet, ilk olarak Efe'nin puanını göreceğiz. Evet Efe, aç ve söyle yüksek sesle lütfen puanını bize. Benim puanım 7. Güzel. Kaçken 7 oldu? 6 iken 7 oldu. Peki, kapatabilirsin. Nelerden kırdın? Ben çorbadan, tatlıdan ve lazanyadan kırdım. Etin yani pembe oluşundan falan diye söylemiştim. Yani orada çok zaman kaybettiğimiz için diğerlerini yorum kalmadan onun çok üzerine konuştuğumuz için. Yine lazanyadan biraz farklı olması, bazı şeylerin eksik olmasından dolayı. Yine güzel puan vermişsin evet, o zaman. Ya ben her dediğim gibi puan enflasyonunu ben burada güzel, ne güzel. Kırmak istiyorum. Öyle, İnşallah. Ben inşallah. Artık hani bu algının kırılmasını istiyorum. Umarız Efe öncülük edersin buna. Evet, güzel bir puanla başladık. Beklediği bir puan yarışmacımızın. Evet. Bakalım Esra'dan kaç puan gelecek? Evet Esra, bakalım kaç vermişsin? 6 Evet. Sen neden 6 verdin? Şimdi şöyle söyleyeyim, dediğim gibi çorba, nasıl desem, salatanın tam yeşili yok, biraz bana acı geldi ve tatlıdan da aynı şekilde. Hı-hı. Falafel, falafelin altındaki yoğurt işte. Tahin yoğurdu. Tahin yoğurdu. Yoğurdu baskın geldi. Baskın demiştim. Geldiği için. Evet, anladım.
Yani yine elinizin emeğinize sağlık. Çok güzel olmuştu yine her şey. Yani kendi elinizde yaptınız. Hiçbir şey hazır falan kullanmadınız. 7 mi yapacaktın değiştirme şansın olsaydı? Yani evet 7 yapacaktım. Aslında doğrusunu yapacaktım. Yani 6 hiç olmadı yani. Yani kedi çünkü gerçekten uğraştırıcı Zuhal Hanım. Hani tabii ben mutlaka yufkayı alıp börek ara sıcak yapıp ana yemekte et de pişirip önünüze getirebilirdim. Ya da herkesin yaptığı gibi bulgur pilavı da getirebilirdim buraya. En başından beri söylediğim gibi ona saygı duyuyorum. Bir şey diyemem. Tremus'un dediğim gibi kedi dilinin etrafını çember şekli döndürseydiniz daha güzel olabilir. Peki. Devam edeceğiz Kübra'nın puanıyla açık oylamaya. Evet Kübra, şimdi aç ve söyle bize. 7. 7. Oo güzel, güzel puanlar geliyor. Hani ben demiyorum ki 10 versene, 10'luk bir menü çıkaramadım sonuçta. Bravo, bravo. 9'luk evet. Da yani az şeylerin olması lazım ama 7-8 kabul edilebilir. Zaten beklediğim evet, puanlardı. Bir puandı. Ben aradığımı söyleyeyim tabii, mi? Tabii. Tatlının içine gerçekten kedi dili tatlıdan yani, kırdım başka. Çorba tatlı geldi bana. Bir de lazanya daha çok dediğim gibi börek tarzında geldi, su böreği tarzında geldi. Anladım. Bunlardan kırdım. Tamam, güzel. Teşekkür ederim. Peki son puan gelecek bugün için Metin'den. Evet Metin, senin de puanını görelim. Ve de duyalım tabii. Benim puanım 5. 5? 5 mi? Şimdi oldu mu 5? O kadar insan. Aa, kapatabilirsin. Şimdi, peki nereden kırdınız Metin Bey? Şu dakikanın bana gelmesini bekledim. Arkadaşlarımı bölmek istemedim. Arkadaşlar bence yüksek puan kullandı. Yani 7 konuşmalarına puan. Konuşmalarına göre evet. Evet yani. Yani ben mesela bu yorumlardan sonra böyle 7'leri falan pek beklemiyordum. Çünkü bayağı olumsuz konuştular. Metin Bey'in de konuşmasına göre 5 düşük değil mi Zuhal Hanım? 5 bana yorum da düşük yapacağım, geldi. Yorum yapacağım. Tamam, kendim yorum yapacağım. İsteriz. Bir kere yorumlara göre bu puanlar bence yüksek. Esra Hanım da hatta 7 yapacaktı. Sonra 6'da bıraktım dedi. Zaten bence 6 bile yüksek. Çünkü nedenini açıklayayım ben size. Ben falafeli beğendim. Evet. Yani bunu beğendim. Diğer türlü tatlınızı beğenemedim. Çünkü tatlıya erişemediğimi söyledim. Altını dolduracak şeyler söylüyorum. Peki bir puan sen falafele verdin. Bir puan oradan verdim. Bir puan da yapmış olduğunuz yemeğe böreğimsi olduğu için bir puan da oradan verdim. Böreğimsi oldu. Evet. Bu yorumlarınızı unutmayın ama iyi mi? Yani evet. Yaptığınız yorumlar sizi de aynı şekilde aynı i̇yi mutfakta yarışacaksınız. Benim ne kadar meşakkatli bir işlemden geçtiğini göreceksiniz. Evet. Yani bu menüye bu 5 olmadı. Ama Zeynep Hanım ben olmadı yani bunun başka bir açıklaması yemeği yok. Yemeği yerken de söyledim. Beğenmediğimi, beğendiğimi söyledim. Tamam. Ya beğendiklerime teşekkür ettim zaten. Sizin yemeklerinizde tabii, göreceğiz. Tabii. Memnuniyetle, memnuniyetle. Yani görebilirsek inşallah tamam. İnşallah, inşallah. İnşallah. Allah ömür versin görelim. Eline sağlık diyelim sevgili Zeynep'e. Teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun yarışmacılar. İyi akşamlar.